gelirler kısmı sosyal ağlar, binlerce hatta milyonlarca insana aynı anda ulaşabilen ve bilgiye en hızlı bir şekilde ulaştırılabilen bir alan olduğu için reklam çalışmaları üzerinde de oldukça etkili. Birçok firma müşterilerine ya da potansiyel müşterilerine ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaşma yöntemi olarak sosyal medyayı kullanıyor bugün. Artık neredeyse tüm firmalar, sivil toplum kuruluşları, internetin gücünü kendilerine faydalı bir şekilde kullanıyorlar. Siyasi partiler yaptıkları etkinlikleri, gerçekleştirmek istedikleri işleri bu mecra sayesinde halkla buluşturuyor. Geleneksel medyanın aksine oldukça ekonomik ve hızlı olan internet reklamları artık markaların bilinirliği ve tanınırlığını artıran en çok güç. Değerli konuklar, 5. oturumumuzun konusu reklam, tanıtım ve mesleki gelişim için sosyal medya. Moderatörümüz Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yücel Kabapınar. Hocam buyursunlar, söz sizde. Efendim merhaba. Bütün yorgunluğum kendini gösterdi. Son oturumu yönetme görevi bende. Öncelikle bu etkinlikle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Fen bilimlerinin ve matematiğin çok ön planda yer aldığı günümüzde birikim kolejlerinin sosyal bilim alanlarında böyle bir etkinliği düzenlemesinin ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Ve giderek de anladığım kadarıyla gelenekselleşmekte olan bir süreç çok daha da iyileri gelecek yıllarda kendini gösterecek diye düşünüyorum. Saat 18'de burada yeni bir etkinlik olacak. Dolayısıyla çok da zaman kaybına yol açmadan ben birinci konuşmacı grubumuzu sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya stratejilerinin incelenmesi Bağcılar Birikim Koleji'nden Ahmet Emin Kısar, Alperen Serter, Mehmet Enes Dilbirliği. Bakalım neler söyleyecekler bize sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya stratejileri üzerine. Dinliyoruz, söz sizde. Merhaba, benim adım Mehmet Enes Dilbirliği, Bağcılar Birikim Koleji 6. sınıf öğrencisiyim. Bizim bu araştırmadaki konumuz sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya stratejileri. Hem Selçuklu hem de Osmanlı'da asırlarca vakıfların eğitim, sağlık, din ile yol, köprü, saray, hamam ve benzeri inşasında merkezi idareyle sorumluluk paylaştığı görülmektedir. Günümüzde de bize miras kalan bu geleneği sivil toplum kuruluşları, STK'lar devam ettirmektedir. Aristo'dan günümüze birçok şekilde tanımlanmış olan STK'lar bugün daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak bilinen veya başka bir ifadeyle siyaset, askeriye, sermaye ve medyadan sonra beşinci güç olarak tanımlanan sivil toplum günümüzde sosyal olayların başlıca belirleyicilerinden biridir. Son yıllarda sivil toplum teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşmasıyla sosyal medya üzerinden çok daha etkin bir hale gelmiştir. Sosyal medya özellikleri ve imkanları itibariyle sivil toplumun bir takım açmazlarını giderme ve ona yeni bir boyut katma açısından oldukça önemlidir. Yeni destekçiler elde etmeleri, mesajlarını yaymaları ve bağış toplayabilmeleri için sosyal medya sivil toplum kuruluşları için bulunmaz bir nimet. Leyla Doğru'nun sivil toplum örgütleri sosyal medyayı keşfetti adlı yazısında bahsettiği araştırmaya göre Türkiye'de 100 bin STK içinde faal olmayanları da bir kenara koyduğumuzda STK'ların sosyal medyadaki varlıklarını 100'e yakın sosyal medya hesabını inceleyerek bazı sonuçlara ulaşıldı. STK'ların en önemli problemi örgütlenebilme. Bununla ilgili en büyük engel finansman sıkıntısı. Hem geliri düşük olan hem de sesini duymak isteyen STK'ların imdadına sosyal medya yetişmiş gibi görünüyor. Sosyal medyanın internet ve bilgisayar dışında çok zorunlu bir maliyet unsuru olmayışı ve yüz binlerce kişiye ulaşma imkanı STK'lar için bir can kurtaran simidi oldu. Her STK'nın bir lideri ya da en azından bir yönetim kurulu olduğunu düşündüğümüzde
sosyal medyanın kullanımı liderine göre değişiyor. Eğer ki lider sosyal medyanın kullanımının gerekliliğine inanmışsa sivil toplum ona ayak uyduruyor. Demirliyse iş liderde bitiyor. STK'ların sosyal medya kullanımlarına baktığımızda Facebook ve Twitter gibi en yüksek popülariteye sahip olan kanalları tercih ettiklerini görüyoruz. Google Plus, LinkedIn, Vimeo, YouTube gibileri henüz keşfedilmemiş. Anlatmak istediğimiz STK'lar kendi çevreleriyle sınırlı bir sosyal medya stratejisi takip etmişler. Tabanı ve farklı kişileri de kendilerine çekmek için sosyal medyanın kendine has üslubunu kullanmayarak resmi gazete gibi hareket etmişlerdi. STK'ların faal olanlarının bir kısmı sadece web sitesi kullanmış, sosyal medya ile iştigal olmamıştır. Hem sosyal medya hesabı kullanan hem de web sitesi bulunduran STK'ların ise birkaçı dışında web sitesi sosyal medya hesapları entegrasyonu sağlanmamış görünüyor. Kısacası STK'lar özellikle gezi olayları ve 17 Aralık operasyonu sonrası sosyal medyanın gücünü kavramış, bu yönde de kendilerini ifade etmek istemektedirler. Kendileri için ucuz yolu bir iletişim aracı olmakla birlikte sosyal medyanın kendine has üslubunu yakalayamamış, böylece de sınırlı bir mecrada varlık göstermişlerdir. Amacımız STK'ların sosyal medyayı nasıl kullandıklarını araştırmak. Hem literatür taraması hem de görüşme tekniği kullanıldı. Yapılan çalışma nitel bir araştırmadır. Hazırladığımız görüşme formu vasıtasıyla STK'larda görev yapan 6 katılımcının görüşleri alındı. Toplanan veriler bitimsel analiz tekniğiyle analiz edildi. Görüşme formu 11 sorudan oluşmaktadır. Sonuçlara bir göz atalım. Sözü Alper'in arkadaşıma devrediyorum. Merhaba, ben Bağcılar Birikim Koleji 6 ve sınıfından Alperen Serter. Şimdi araştırma sorularımızı ve sorularımıza verilen cevapları inceleyelim. Biz sivil toplum kuruluşlarının yetkililerine hazırladığımız görüşme sorularını sorduk ve aldığımız yanıtları kodlar ve frekanslara bölerek bir tabloya aktardık. Bir tabloyu inceleyelim. İlk sorumuz, sosyal medyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz sorusunu yönelttiğimizde sorumuza katılımcılarımızın tamamı sosyal medyanın daha ileri seviyede kullanılacağını söylediler. Siz sosyal medyada ne kadar yer alıyorsunuz? Sizce sosyal medya STK'lar için ne kadar önemli sorusunu yönelttiğimizde sorumuza katılımcılarımızın ikisi görev yaptıkları STK'ların sosyal medyayı çok az kullandığını, ikisi yeterli düzeyde olmadığını, ikisi de yeterince kullandığını belirtti. Sosyal medyada bir STK'nın başarılı olabilmesi için sizce en önemli etken nedir sorusunu yönelttiğimizde sorumuza katılımcıların üçü sosyal medyanın etkin kullanması gerektiğini, üçü düzenli ve aktif kullanması gerektiğini, ikisi gündemi takip etmesi gerektiğini, biri de inandırıcı olmaları gerektiğini belirtti. Farklı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyor musunuz sorusuna sorumuza katılımcılarımızın tamamı evet cevabı verdiler. Sosyal medyanın viral özelliğinden STK'lar yeterince yararlanabiliyor mu sorusunu yönelttiğimizde sorumuza katılımcılarımızın üçü yararlanabildiğini, ikisi yeterince yararlanamadığını, biri de yararlanamadığını belirtti. Yurt dışındaki STK'ların sosyal medyayı nasıl kullandıklarını takip ediyor musunuz sorusuna katılımcılarımızın beşi takip etmediğini, biri de yurt dışındakilerin bizdekilerden daha etkin çalıştıklarını belirtti. Uluslararası bir STK'ya göre sosyal medya size asla yalan söylemeyen bir ayna. Buna katılıyor musunuz? Bunun size katkıları var mıdır? Sorusuna katılımcılarımızın tamamı hayır cevabı verdiler. STK'ların sosyal medyayı kullanmasının
diğer iletişim araçlarına göre avantajı nedir sorusunu yönelttiğimizde sorumuza katılımcıların 5'i hızlı iletişim, 5 tanesi ucuz maliyetli, 1'i tepkiyi çabuk alma, 1'i de şahıslarla birebir iletişim olarak belirtti. STK'lar dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de esas olarak örgütlenme sorunu ile uğraşıyor. Sosyal medya buna ilaç olabilir mi sorusunu yönelttiğimizde sorumuza 2'si kısmen, 4'ü de evet cevabı verdi. Genel olarak diğer STK'lara yaptıkları hatalar ve onlara tavsiyeleriniz nelerdir sorusunu yönelttiğimizde sorumuza katılımcıların 3'ü bilinçli ve düzenli kullanmaları gerektiğini, 1'i samimi olmaları gerektiğini, 1 tanesi hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap vermeleri gerektiğini, 1'i de Osmanlı'daki STK'lara örnek almaları tavsiyesinde bulundu. Ben Ahmet Emin Kısar arkadaşımıza mikrofonu veriyorum. Sonuçlara göz attığınızda, araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcılar sosyal medya kullanımının daha da artacağı ve genel olarak kendi kurumlarının sosyal medyayı yeterince kullanmadıkları kanaatindeler. Sosyal medyada bir STK'nın başarılı olabilmesi için sosyal medyayı etkin, aktif ve düzenli kullanması gerektiği sonucuna ulaşıldı. Genel olarak STK'ların gerektiğinde işbirliği yaparak çeşitli faaliyetler düzenlediği aşikar. STK'ların sosyal medyanın viral özelliğinden bir kısmını yararlanabildiği, bir kısmının ise yararlanamadığı sonucu anlaşıldı. Genel olarak STK'ların yurt dışındaki STK'ları takip etmedikleri sonucu karşımıza çıktı. Araştırma sonuçlarımıza göre STK'ların sosyal medyayı diğer iletişim araçlarına göre daha fazla kullanıyorlar. Çünkü daha az iletişim sağlandığını ve neredeyse sıfır maliyetle tanıtım, reklam yapabildikleri kanaatindeler. Ayrıca sosyal medya sayesinde daha az kağıt tüketip posta, kargo giderlerini en aza düşürüyorlar. Katılımcılarımızın çoğu STK'ların örgütlenme sorununu sosyal medya sayesinde aşabileceklerini düşünüyorlar. Fakat iki katılımcımız sosyal medya üzerinden kurulan STK bağlantılarının çok etkin ve samimi olmayacağı düşüncesindeler. Katılımcılarımız bazı STK'ların sosyal medyayı düzenli ve etkin kullanmadığını, bir kısmının samimi olmadığını ve hedef kitleye tam olarak ulaşamadıklarını belirttiler. Katılımcılarımıza göre STK'ların hedefi insanlara daha faydalı olabilmek ve hedef kitleye tam olarak ulaşabilmek. Çözüm önerilerimiz. Öncelikle STK'nın ilgilendiği hedef kitle ve ona göre iletişim kanallarının belirlenmesi gerekir. Bunu takiben hangi sosyal medya araçlarının kullanılacağının ve nasıl bir usul kullanılacağına karar verilmesi gerekir. Ayrıca sosyal medyada kendileri hakkında neler konuşulduğunun düzenli olarak takip edilmesi çok fayda sağlayacaktır. Ayrıca görüşlerini ve eylemlerini daha geniş kitlelere duyurabilmek için yazılı ve görsel basın ile bunların temsilcilerini, siyasetçileri, diğer sivil toplum örgütlerini, ünlüleri, bürokratları kendilerine çekmek için çaba harcamak çok fayda sağlayacaktır. Umuluyor ki STK'lar da pazarlamaya yönelik kuruluşlar gibi zaman içerisinde profesyonelleşme yolunda ilerleyeceklerdir. Diğer belki okulun başkanlarından buradaki gençlerimiz de biz yaklaşık 2-3 saat arası nitel araştırma yöntemlerini çalışmıştık biz Bağcılar'daki okulda. Şimdi bu gençlerin ağzından nitel araştırma, frekans, içerik analizi, araştırmanın amacı, araştırmanın sonuçları gibi kavramları duymak beni bu anlamda manevi açıdan da duygulandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu. Önemli olan bir başka nokta da zaman konusuydu. Çok teşekkür ediyorum.